Değerli arkadaşlar, 1.3 milyara yakın sadece faiz borcu ödemesinin olduğu bir 2019 yılındayız. Sadece kamu gelirinde 1 milyar lira azalma olan bir dönem yaşıyoruz. Geçmiş 5 yıllık dönem içerisinde her şeyi borçlanmayla yapmaya kalkmasaydınız. Böyle üstten bir dille, kibirli bir dille. Arkadaşlar bir müsaade, oturur musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün 30 milyar liraya yakın borcu, 52 milyar lira yüklenimi, bu sene için ödemelerle birlikte 10 milyar liraya yakın cari açığı bulunuyor. Değerli arkadaşlar, bu belediyeyi bu noktaya biz getirmedik. Bunlar evet bir tanesi dışında hepsi oy çokluğu geçti. Neden oy çokluğu geçti de pazartesi günü ben sizlere ifade ettim burada arkadaşlar. Geçmiş 5 yıllık dönem içerisinde her şeyi borçlanmayla yapmaya kalkmasaydınız, sürekli olarak belediyemizin iştiraklerinden ya da çeşitli bankalardan iç ve dış borç kullanarak bütün her şeyi sübvanseye katmasaydınız, borç limitimiz bu noktalara gelmezdi. Şimdi sizin bıraktığınız bir tablo var. Biz sizin bıraktığınız tablodan İstanbul'u ayağa kaldırmak için bir hamle yapıyoruz. Sayın Başkanımız da burada bir inisiyatif kullanıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bugüne kadar aslında ilkesel olarak karşı olduğumuz ama bugün mecbur olduğumuz bir konuya, çünkü İstanbul'da müteahhitlerin parasının ödenebilmesi, maaşlarının ödenebilmesi, hizmetlerin devam edebilmesi, yatırımların devam edebilmesi için ihtiyaç olunan bir rakama evet diyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki siz İstanbul'da hizmet üretmeyin. Siz İstanbul'da yatırım üretmeyin. Siz sadece size verdiğimiz 1 milyar 525 milyon lirayla bizim yarattığımız banka borçlarının faizlerini ödeyin diyorsunuz. Arkadaşlar, bunu bütün İstanbul halkının bilmesinde fayda var. AK Parti'nin bu anlayışıyla İstanbul'da hiçbir hizmet üretilemez. Biz şunu yaparız. Biz şunu yaparız arkadaşlar. Biz buraya gelirken, bu yönetime gelirken belediyenin içinde bulunduğu mali tabloyu biliyorduk. Önemli olan biraz da sizin tablonuzu görmekti değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım, iktidardayken farklı bir şey, muhalefetteyken farklı bir şey yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? İstanbul'un durumu bu. 30 milyar lira borç, 10 milyar lira cari açık, 6 aydan beri bir tek kuruş belediyeden para alamayan müteahhitler ve sizin tavrınız. Bütün İstanbul halkı bunu karşılaştıracaktır. Sonucunda şunu bilin, bu saatten sonra İstanbul'da bir tek kuruş israf olmayacaktır. Sizin yarattığınız israf düzeni artık son bulacaktır. İsraftan kesilen paralarla oluşturulan kaynaklarla İstanbul'a yeni hizmetler ve yatırımlar yapılacaktır. Üstelik sizin bütün engellemelerinize rağmen. Arkadaşlar, eğer bu kadar sıkıntınız varsa bence 1 milyar 525 milyon lira da vermeseydiniz daha doğru, daha etik bir şey yapmış olurdunuz. Ama bunu diyemiyorsunuz, bunu kabullenemiyorsunuz. En azından bir takım bahaneler arkası sığınarak da gerçekleri söylemekten de çekinmeyin. Teşekkür ederim. Şimdi vatandaş mazeret istemiyor. Vatandaş hizmet istiyor. Dolayısıyla kaynak oluşturmak, yapılacak hizmetleri belirlemek sizlerin, bizlerin görevi. Ama asıl görev sizde. Şimdi ilkesel anlamda biz söz verdiğimiz ve Plan Bütçe Komisyonumuzun değerlendirdiği ve belediyenin ihtiyacı olan miktar kadar borçlanma yetkisi verilmiştir. Belediye birçok hizmet yapmıştır. Tarık Bey'in belirttiği borçlanmaların hiçbiri bütçe dışında olmamıştır. Ama İstanbul'un, demin Trafik Ulaşım Komisyon Başkanı yaklaşık yarım saati vaktimizi aldı, Ulaşım Komisyonu'ndaki arkadaş, trafiğin problemlerini anlattı. İstanbul'da başlayan ve halen devam eden çok ciddi bir metro çalışmaları var. Ve bu çalışmanın, bir metro çalışmasının kilometre maliyetinin 45 milyon euro olduğunu da biliyorsunuz. Ve borcun da buradan kaynaklandığını biliyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Başkanım, temcit pilavı gibi aynı şeyleri tekrarlamayacağız. Plan Bütçe Komisyon Başkanımız, Grup Başkan Vekilimiz anlattı. Biz belediyenin tüm, kaldı ki bu borçlanmanın neden istendiğiyle ilgili ne bize ne komisyonuna da bir bilgi verilmedi. Belediyenin ne kadar acil ödemesi var, nereye ne yapacak? Bununla ilgili nezaketen bize bir bilgilendirme dahi yapılmadı. Biz ona rağmen
2018 bütçesinde öngörülen rakamdan hiçbir kesinti yapmadan, 2018 bütçesinde öngörülen miktarın hepsini size tahsis ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın grup sözcüsü biraz evvel bilgi verilmedi dedi. Komisyon toplantımıza Sayın Finansman Müdürü geldiler. Kendileri bize izahat verdiler. Bu alınacak kredinin talep edilen 2 milyon 225 milyonunu zaten takribi 883 milyon lirası dış borç. Kredi ödemesi yani. 500 milyonu zaten iç borç, kredi ödemesiyle ilgili. Sadece hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar, 1.3 milyara yakın sadece faiz borcu ödemesinin olduğu bir 2019 yılındayız. Az önce komisyon başkanının sebebini izah ettiği hususla ilgili de açıklamamı yaptım. 2018 yılında öngörülen bütçeye dayanak yaparak karar verdiklerini izah ettiler. Ben de dedim ki sadece kamu gelirinde 1 milyar lira azalma olan bir dönem yaşıyoruz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ben bulunduğum süre içerisinde 10 yıllık süre içerisinde bu mecliste borçlanma tartışmalarının tarihi tanıyım. Bu tartışmalar gelirken Cumhuriyet Halk Partisi grubunun hem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hem de ilçe meclislerinde nasıl bir tavır takındığını çok iyi biliyoruz. Gerçekten tarih tekerrürden ibarettir derler. Bir şey tekerrür etti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu borçlanmanın faziletlerini anlattı burada. İlginçtir. Devir böyle değişir. Şimdi burada özellikle arkadaşlar, müsaade edin, özellikle müsaade edin. Şunu ifade etmek isterim. Hem pazartesi günkü konuşmada hem bugünkü konuşmada Tarık Bey sanki böyle borçlanmaya vermeye mahkumsunuz. Siz bize böyle bir şey bıraktınız gibi böyle üstten bir dille, böyle gerçekten biraz da kibirli bir dille, yani bu çok hoş olmayan kibirli bir dille böyle bir tavır sergiliyor. Bunlar hoş şeyler değil. Bütün İstanbul halkı, herkes de biliyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar İstanbul'da hizmet üretmiş olduğu bütün İstanbullulara eşit ve en doğru hizmeti sunmuştur. Bir defa bakın şunu doğru söyleyelim. Özellikle Tarık Bey'e söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu var. İnsaf. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu yok. Ve o bahsettiğiniz borç 2036 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödemesi gereken borç. 2036 yılına kadar İstanbul Büyükşehir'in geliri ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda günü geçmiş 5.8 milyar borcu var. Yahu sadece Kiptaş'a kalan konutların bedeli bu be. Sadece Kiptaş'a kalan konutların bedeli bu. Şimdi bakın insaflı olmak lazım. Elbette ki analiz yaparsınız, değerlendirme yaparsınız, talep edersiniz. Bakın biz bir muhalefet anlayışıyla dursaydık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi yapıp bu borçlanmaya hayır dememiz gerekirdi. Ama bir gerekçe sundunuz. Ne dediniz? Acil ihtiyaçlarımız var. Bu şehrin önünü biz tıkayamayız. Bu acil ihtiyaçlar çerçevesinde bütçe gerekçeleri ve gerçekleri de dikkate alınarak ve bütçenin içerisindeki kalemler de dikkate alınarak bütçe ve planlama komisyonumuzun bize getirdiği öngörü çerçevesinde bu miktara biz AK Parti grubu olarak borçlanma izni vereceğimizi taahhüt ettik ve veriyoruz. Biz burada teşekkür almamız gerekirken bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç yapmadığını yaparak icranın önünü açtığımızı ifade edip İstanbullulara evet icra bize böyle bir talepte bulundu. Biz de bu icranın talebine evet diyoruz, evet diyoruz. Bunu söyleyip teşekkür almamız gerekirken sanki suç işliyormuş gibi bir tavır hoş değil. Bakın Sayın Başkan, bugün siz böyle bir borçlanmaya geliyorsunuz. Biz 5 yıl bu mecliste daha çok farklı borçlanmalarla karşılaşacağız. Bir şeyi yanlış düğmeyi iliklerseniz ceket yanlış iliklenmiş olur. Bugün biz bu gerçeklikle bugün bize getirmiş olduğunuz borçlanma talebine evet diyoruz. Ve biz bu evetimizin arkasındayız ama kalkıp da şunu derseniz bu bir haksızlık olur. Şöyle ihtiyaç var mı? Elbet ihtiyaç vardır. Ama temel tez neydi Tarık Bey söyledi? Öz kaynaklar. Buyurun öz kaynaktan üretin ve varsa sorunları çözün. Ama biz şunu biliyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
şu anda size borç diye ifade ettiğiniz o borçları karşılayacak çok büyük kaynakları, çok büyük imkanları, çok büyük gücünün olduğunu İstanbul'da biliyor, biz de biliyor. Çok basit bir şey söyledim. Sadece Kiptaş'ın elindeki konutlar, sadece Bayrampaşa'daki konutlar, ne bileyim birçok marka değerleri bunları karşılayacak güce sahip ve hele hele kalkıp da bir manipülasyon yaparak Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu var, 28 milyar borcu var diyerek manipülasyon yapmak çok doğru değil. Bakın Allah nasip ederse siz burada 5 yıl belediye başkanısınız. 5 yıl sonra çıkıp o borçlar, stoklar size söylenecek. Onun için biz bugün doğruyu ve hakikati söylersek yarın biz de doğruyu ve hakikati duyarız. Ben bu açıdan biz AK Parti grubu olarak verdiğimiz söz nedir? İstanbul'un geleceği için, İstanbul'un önünü açmak için bizden taleplerinize biz evet diyeceğiz. Bugün bizden bir borçlanma talebinde bulundunuz. Biz bütün İstanbullulara verdiğimiz sözü tutuyoruz ve sizin borçlanma talebinize Plan Bütçe Komisyonumuzun getirdiği öngörü çerçevesinde evet diyoruz. Hayırlı olsun. Müsaadenizle. Şimdi tabii burada iç borçlanmayla ilgili gündemi konuşuyoruz ama iç borçlanmanın dışında çok daha farklı siyasi argümanlar dile getiriliyor. Mesela Kartal Belediye Başkanımız o rakamı nereden aldığını da söylerse ben sevinirim. 1 milyar sırf faiz ödeyeceğiz diyor. Şimdi Tarık Bey'in de konuşmasını dinledim. Siz de toplantının başında şunu zikrettiniz. Ekranın şehvetine kapılıyor bazı arkadaşlarımız dediniz. Evet, Tarık Bey de bu çerçevede bence davranıyor. Bazı konuları birbirine karıştırıp burada bir kafa karışıklığıyla netice almaya çalışıyor. Bu doğru değil bir defa. Bizim yaptığımız borçlanmalar, yani önceki yıllarla ilgili Tarık Bey bu böyle mi hep oluyor dedi, böyle olmuyordu dedi. 2018 yılı, 2017 yılı, 2016 yılı daha geriye de gidebiliriz. Hiçbir zaman Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu bütçe tahmin öngörüleri, borçlanma öngörülerinin üzerinde bir borçlanma gerçekleştirmemiştir. Bu 2018 yılı için %75 olarak gerçekleşmiştir. 2016 için %50, %60, 2017 ve 2016 için %60 civarında gerçekleşmiştir. Bu birincisi. İkincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki toplam tüm borç artı ana faiz ödemesi 3 milyar civarındadır. Hani kalkıp bunun 1 milyarı dış faizdi sadece demek zaten bu hesapları hiç bilmemeyi gösterir. 1 milyar 114 milyon TL 2019 yılı faiz ödemesini söylerken 2018 yılının sonlarına doğru burada 2019 yılının bütçesi oylandığında olan bir meclis üyesiyim. Dolayısıyla arkadaşımız o bütçe kitapçığında 2019'un öngörülen faiz ödemesini görecektir. Herhangi bir yerden alınmış bir rakam değildir. Bu meclisin bilgilendirildiği bir ortamda bildiğim bir bilgidir. Kitapçı sevgili meclis üyesi arkadaşımıza da verebilirim. Talebim şudur, idarenin öngördüğü şekliyle oylanmasını, borçlanma rakamının idarenin öngördüğü şekliyle oylanmasını talep ediyorum. Ki pazartesi günü AK Parti Grup Başkan Vekili de bunun sözünü vermişti. Tekrar hem onu hatırlatarak hem de meclis üyelerinin bir daha değerlendirmesini isteyerek idarenin öngördüğü şeklinde oylanmasını talep ediyorum.